Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun bir aranın ardından Undertale'la yine birlikteyim. Geçen sefer Papyrus'u bağışlayarak büyük bir merhamet gösterdiğimi düşünüyorum. Bugün Papyrus'un evine gidip onunla arkadaş olacağız. Bu arada arkadaşlar, kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hem de abone olursanız yeni atacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Bunun dışında videoyu beğenerek bana daha sık gelmesi gerektiğini gösterebilirsiniz. Ve ayrıca kanalımızın oynatma listeleri bölümünden de bütün oyun serilerimize ulaşabilirsiniz. O zaman hadi bu kısa yolumuzdan hemen Papyrus'un yanına gidelim. Merhaba Papyrus. Benimle buluşmak için geldin demek. Bunun hakkında çok ciddi olmalısın. Seni cidden özel bir yere götürmem gerekiyor. Bir dakika, seslendirmemi sese göre yapacağım. Bolca vakit geçirdiğim bir yer gibi. Evet, gidiyoruz. Döndük. Evet. Evet. Evime. Çok yaratıcısın Papyrus. Evet, Papyrus ve Sans'ın evine geldik. Sans da kardeşi olduğuna göre o da burada yaşıyordur büyük ihtimalle. Mutfak. Nedir? Oo, o kardeşimin evcil taşı. Beslemeyi hep unutuyor. Her zamanki gibi benim sorumluluk almam lazım. Taş pasta süsüyle kaplanmış. Ne kadar güzel. Koltuğa dokundun. Gıcırtılı ses çıkarttı. Koltuğun arkasına kaçmış birkaç bozuk para buldum. Oo, 26'nı kaptık. Oo, benim favori yarışma programı. Yeni bir program için beklemede kalın. MTT. Ne? Genelde bundan daha iyidir. Sadece kötü bir bölümü. Beni yargılama. Müzik güzelmiş. Çok güzel bir müziği varmış. MTT. Herhalde buraların programcısı da MTT. Neyse, hadi bakacağız. Bu nedir? Üzerinde bir takım notlar olan kirli bir çorap. Sans, lütfen çorabını topla. Tamam. Buraya geri koyma, al götür. Tamam. 2 santim taşıdın, odana al götür. Tamam. Ve geri getirme. Tamam. Hala burada. Odama geri götürmememi söylemedin mi az önce? Boş ver. Cazibeli evime hoş geldin. Rahatına bak. Bu nedir? Bir şaka kitabı. İçine bakacak mısın? Bakayım. Şaka kitabının içinde kantum fiziği kitabı var. Kantum fiziği, evet. İçine bakıyorsun. Kuantum fiziği kitabının içinde başka bir şaka kitabı var. İçine bakıyorsun, başka bir kuantum fiziği kitabı var. İçine bakıp yoksa şaka kitabı mı göreceğim? Durmaya karar verdim. Güzelmiş. Bu nedir? Bir kemik poster. Klasik bir tablo. Bana hep hayatın neyin önemli olduğunu hatırlatıyor. Ne kadar güzel. Niye önemli hayatta? Kemik mi? Kardeşim hep dışarıda yemek yer ama geçenlerde bir şey pişirmeye çalıştı. Kiş gibiydi. Ama şeker dolu yumurtasız bir karışımla. Ne kadar mantıksız. Kiş. Güzelmiş. O çöp kutusu. Ziyaret etmekten çekinme. Ha ha ha. Yemek müzem ilgini mi çekti? Lütfen aşçılık sanatı şovumu incele. Dolabın yarısı üzerinde spagetti yazan yemek kaplarıyla dolu. Diğer yarısı da boş cips paketleriyle kaplı. Bu kadar güzel. Etkilendin mi? Lavabomun boyunu arttırdım. Artık altına daha çok kemik koyabiliyorum. Bir göz at. Köpek. Köpek! Ne? Şu her şeyi karıştıran iti yakala. Lanet olsun. Sans! Şu gereksiz müzikle hayatımı zehir etme. Burası benim odam. Eğer etrafa bakmayı bitirdiysen içeri girebilirsin ve buluşmada ne yapılır ki? Bir dakika, şu Sans'ın odasını da girebiliyor muyum merak ettim.
Kapı kilitli. Ne işler çeviriyorsun Sans odanda? İçeri gireceğim, evet. Vay. Papyrus odan çok düzenli be. Sanki daha dünmüş gibi. Daha demin yaşanmış olsa bile. Çok güzel. O benim yatağım. Eğer yeryüzüne çıkabilirsem otoyolda uzunca gitmek istiyorum. Saçımda rüzgar, cildimde güneş. Cildi de yok, saçı da yok. Ne kadar güzel. Aa evet, aksiyon figürleri bilmem ne, tamam. Sürpriz yap mesela, şişko güler yüzlü bir adamdan. Sans'tan mı? Evet, aynen öyle. Santa. Ha, Noel Baba'dan gelmiş. Bayrak çok kıyak değil mi? Anday limandayken buldu. Sanırım insan dünyasından. Şimdi ne düşündüğünü biliyorum. Neden bir insan bayrağı üzerinde havalı bir iskelet taşısın ki? Bir teorim var. Bence insanlar iskeletlerin soyundan geliyor. Niye? Evet, mükemmel bir düşünce. O kitap benim favorim. Keskin zekalar için ileri dereceli bulmaca ve yapılar. Diğer kitap da favorilerimden. Tüylü tavşanla CE. Sonu hep beni etkiler. Tüylü tavşanlar CE mi? İnternet. Oraya bayağı orada bayağı popülerim. Çift haneli takipçi sayısı için oldukça uzaktayım. Tabii şöhret olmak zor zanaat. Kıskanç bir troll profilimi kuşatmış. Şapşal yazı tipiyle kötü kelime şakaları yolluyor. Sansa benziyor. Dolabında uzanacak bir şey yok. Bazı durumlarda ben hariç. Dolaba bakacak mısın? Bakayım. Giysiler titizce asılmış. Ne kadar güzel. Eğer her şeye baktıysam buluşmaya başlamak istiyorum. Başlasın ya artık buluşma. Tamam. Buluşma, evet, mükemmel. Hadi başlayalım. Buluşma başlar. İşte buradayız. Buluşmamızda. Aslında bunu daha önce hiç yapmamıştım. Ama endişelenme. Pratiği benim arkamda birkaç harf olmadan yazamazsın. Kütüphaneden bir resmi buluşma kural kitabı arakladım. Güzel vakit geçirme yazarız. Bir bakalım. Gözlere bak ya. Adım 1. Klavyeden C'ye bas. Buluşma konuşması. C. Presti. Sakinlik. Popülasyon. Suçlar. Vay be, çok bilgili hissediyorum. Bence adım 2 için hazırız. Adım 2. Teklif et buluşmayı. Öhüm. İnsan. Ben muhteşem Papyrus. Seninle bulaşacağım. Aa galiba evet dedim. Cidden mi? Vay be. Sanırım bu demek ki 3'e geçme vakti. Adım 3. İlgini göstermişsin, güzel giyin. Dur bir dakika. Giysi giy. Kafandaki o bandana. Şu an bir şeyler giyiyorsun. Sadece bu değil. Günün başında da bir şey giyiyordun. Hayır. Olabilir mi? Sen benimle başından beri mi buluşmak istiyordun? Kalbini kırmak istemiyorum Papyrus, ama hayır demek. Şu an doğru gibi. Evet hadi. Kırmayayım seni. Hayır. Her şeyi planladın. Buluşma konusunda benden daha iyisin. Hayır. Buluşma gücün. Sevgililik. Nihe. He. Beni alt ettiğini düşünme hemen. Ben muhteşem Papyrus. Buluşmada hiç alt olmadım ve olmayacağım. Seninle rahatça kavuşabilirim. Bak ben de giysi giyebiliyorum. Hatta her zaman özel giysilerim normal giysilerimin altında. Bana daha önce buluşma teklif eden de olmuştu. Guts. Havalı kanka yazıyor üzerinde. Gizli tarzım hakkında ne düşünüyorsun? Bayıldım. Hayır, samimi bir iltifat.
Ama yine de sen bu giysinin gizli gücünü anlamamışsın. Bu yüzden dediklerin geçersiz. Artık bu buluşma artık daha fazla devam edemez. Sırrımı bulamazsın tabii. Ama bu gerçekleşmeyecek. Hareket et ve Z'yle incele. Sırrın bu mu? Havalı kanka mı? Bu tişörtte cool yazmıyordu ama geliştirdim. Uzman tavsiyesi. Tüm tişört yazısı gelişebilir. Şapkan mı? Sır. Şapkan mı? Şapkan. Şapkan! Ne? İyi. Bakalım sırrımı buldun. Sanırım başka şansım yok. Bir hediye. Sadece senin için bir hediye. Aç. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu ne ki böyle? Fikrim yok. Bu doğru. Hiçbir fikrin yok. Spagetti çıkacağını düşünüyorsun ama bu öylesine bir makarna değil. Bu bir sanat işi. İnce spagetti. Meşe içinde yıllandırılmış. Sonra tarafımdan pişirildi. Ben usta şef Papyrus. İnsan, bunu bitirmenin vakti geldi. Bu daha fazla devam edemez. Yeah. Ne kadar tutkulu bir ifade. Aşçılığımı cidden sevmiş olmasın. Ve ek olarak beni. Belki benim sevdiğimden fazla. Hayır. İnsan artık çok açık. Bana delice aşıksın. Her yaptığın, her söylediğin. Her şey benim hatırım için. Evet, hatırım için gerçekten. İnsan, ben de senin mutlu olmanı istiyorum. Duygularımı açma sırası bana geldi. Sana söylememin vakti geldi. Ben Papyrus. Ben. Of, burası sıcakladı mı? Of, lanet. İnsan, ben üzgünüm. Seni beni sevdiğin kadar gibi sevmiyorum. Romantik olarak yani. Yani olması için çok denedim. Benimle flört ettiğin için seninle buluşmam gerektiğini sandım. Sonra buluşmada duygularım filizlenecekti. Tutkuna karşılık verebilirdim. Ama ne yazık ki ben muhteşem Papyrus başaramadım. Senin için önceki gibi hissediyorum. Ve seninle buluşarak seni daha iyi çözdüm. Senin bana olan aşkını, karanlık bir tutku hepsi, kaçışı yok. Bunu canım dostuma nasıl yaparım? Hayır dur. Yanlış. Ben hiçbir şeyde başarısız olamam. İnsan, zor zamanlarda sana yardım edeceğim. Senin havalı arkadaşın olmaya devam edeceğim ve bu hiç yaşanmamış gibi davranacağım. Sonuçta sen muhteşemsin. Arkadaşlığımızı kaybetmek trajedi olur. O yüzden lütfen seni öpmeyeceğim. Sakın öpmeyeceğim için sakın ağlama. Çünkü dudaklarım bile yok. Ve hey, bir gün benim gibi muhteşem birini bulacaksın. Hayır, bu doğru değil. Ama benden bir tık kötüsünü bulmana yardım edeceğim. Niye? Ve eğer bana ulaşmak istersen, bu benim telefon numaram. Beni her zaman arayabilirsin, arkadaşça. Gitmem gerek. Niye? Çok güzel. Gidebilirim artık. Bu arada bölüm ne kadar oldu şu an? Tamam, daha çok olmamış. Devam edebiliriz biraz daha. Daha 13 dakika mı ne? 20'de bitiririz. Hadi bakalım. Evet, artık Papyrus gelmiyor. Biz de savaşmıyor. Güzel. Geçelim. Değişik bir yere geldim. Şelale mi burası? Vay, seni hatırlıyorum küçük. Yo, sen de görmek için de gizlice ilerliyorsun. Harika. Kendisi en iyisi değil mi? Büyünce aynı onun gibi olmak istiyorum. Kimden bahsediyorsun? Hey, burada olduğumu aileme söyleme. Aha. Kimi gizlice izlediğini anlamadım. Sansı mı? Bir dakika, biz bir kaydetme şeyini alalım. Suyun akış sesi için azimle dolduruyor. Evet, her şey içime azimle doldurdu zaten benim. Ne? Daha önce iki işte çalışan biri görmedin mi? Ne iki iş demek? Yasal olarak iki katın mola vermek demek. Gribi'nin yerine gidiyorum. Gelmek ister misin? Evet, isterim.
Şey çok ısrar ettin. Kendimi işimden koparacağım. Buradan kestirme biliyorum. Direkt geldik. Hızlı kestirmeydi, değil mi? Herkese selam. Selam sans, merhaba sans. Hoş geldin sans, siyah sansi. Selam sans. Daha birkaç dakika önce burada kahvaltı etmedin mi? Cıks. Bir buçuk saattir kahvaltı etmedim. Brunch'la karıştırdım herhalde. Brunch ne? Herhalde öyle arada yenilen bir yemek. Gel rahatına bak. Allah'ım ya, ups, nereye oturduğuna dikkat et. Bazen ucubeler pırt yastığı koyuyorlar. Neyse, sipariş verdim. Ne istiyorsun? Patates hamburger. Ne istiyorsun? Hamburger alayım. Hey, kulağa hoş geliyor. Grill bir iki porsiyon hamburger alalım biz. Getir bakalım grill be. Kardeşim hakkında ne düşünüyorsun? Havalı. Tabii ki havalı. O giysileri her gün giysen sen de havalı olurdun. Onları sadece zorunda kaldığı zaman değiştiriyor. Bir şey dedi. Neyse, en azından yıkıyor. Ve yıkıyordan kastım duştayken giymesi. İşte yemek geldi. Ketçap ister misin? Hamburgeri ketçap istemiyorum. Bana daha çok kalır. Ketçap içli lık lık lık. Kışını kaşıdı bir de. Her neyse, havalı ya da değil. Papyrus'un çok çabaladığını kabul et. Kral muhafızlarına katılmak için nasıl uğraşıyor baksana. Bir gün kral muhafızların liderinin evine gitti. Onlardan biri olmak için yalvardı. Kapı yüzüne kapandı tabii. Gece yarısıydı sonuçta. Ama ertesi gün lider uyanınca hala orada beklediğini gördü. Kendini adadığını görünce ona savaş Çığ eğitimi verdi. Eğitim. Hala uygulama aşamasında. Bu papirüse biri eğitim veriyor. Bu muhafızların en başı, patronu eğitim veriyormuş. Aa evet, bu arada sana bir şey sormak istiyorum. Çiçekler ya. Konuşan bir çiçek duydun mu? Evet. Flowey. Demek her şeyini biliyorsun. Yankı çiçeği. Ha, ondan değil, ben Flowey duydum. Bataklığın her yerdeler. Onlara bir şey söyle, tekrar tekrar söylerler. Ne mi olmuş? Şey, Papyrus geçen ilginç bir şey gördüğünü söyledi. Bazen etrafta kimse olmadığında bir çiçek çıkıp ona bir şeyler fısıldıyormuş. Pohpohlamalar, öğütler, cesaretlendirmeler. Flowey ne saklıyorsun acaba? Kehanetler. Garip değil mi? Birileri ona oyun oynamak için yankı çiçeklerini kullanıyor olmalı. Ama şöyle bir şey, sen bir çiçek gördüm yazısını sarı söyledin. Bence sen de Flowey'i biliyorsun. Yüzün açık olsun, tamam mı? Sağ ol. Flowey. Evet be, çok uzun bir mola oldu. Beni bu kadar uzun süre işlerin alıkoyduğuna inanamıyorum. Bu arada tamamen çulsuzum. Hesabı çekebilir misin? Sadece 10 bin altın. Bence bu bir şaka olmalı. Evet. Şakaydı bence de. Grill bir hesabıma yaz. Bu arada bir şey söyleyecektim ama unuttum. Ne diyecektin? Ayy. Flowey, benden ne saklıyorsun Flowey? Seni zaten gerizekalı, pis, berbat ve canavar, psikopat bir çiçek olduğunu öğrenmiştim. Ama sanırım sen daha da kötüymüşsün. Keşfedeceğiz, keşfedeceğiz. Evet arkadaşlar, bu arada takipte kalın, Undertale serilerinin devamını izleyin. Bakalım Flowey neler saklıyor bizden. Ben öğrenmek istiyorum şahsen. Hadi bakalım. Bir ara yine takılalım. Tamam, takılalım. Sandığı kullanacak mısın? Evet. Oyuncak bıçak, sopa, mopa, bir şeyler.
Bandaj, dondurmam, kaymak, bir şeyler şu an gereksiz. Oo, bu taşlar beni aşağı mı düşürecek? Proyum ben. Ben proyum, düşmem aşağı. Papyrus. Merhaba Anday. Günlük raporu vermeye geldim. Bu sanırım kral muhafızlarının başı. Aa, sana daha önce bahsettiğim insan hakkında. Hı? Onunla savaştın mı? Evet, tabii ki savaştım. Kahramanca savaştım hem de. Ne? Yakaladın mı? Hayır. Çok denedim Anday. Ama en sonunda başarısız oldum. Ne? İnsan ruhunu kendine alacaksın demek. Ama Anday, onları yok etmene gerek yok. Bak. Bak. Neye bakıyorum? Anlıyorum. Sana elimden geldiğince yardım edeceğim. Bismillah. Oo, işler kızıştı. Bak bak bak. Vay. Çok ilginç bir müzik var. Yeni karakterler geliyor. Çok korkunçsun be. Aha. Çocuk geldi. Yo. Sana nasıl dik dik baktığını gördün mü? Bu. Harikaydı. Çok kıskandım. Onun dikkatini çekmek için ne yaptın? Haha. Senin gizlice gözetlediğin değil miydi o? Hadi gidip onun kötü adamları haklamasını izleyelim. Sanırım beni haklamak peşinde şu an o. İçini bir ürperte duygusu sardı. Ama azimli kaldın. Benim gerçekten de içimi sardı. Neyse arkadaşlar, burada gölgem de hazır şöyle çıkmışken bırakayım. Bakalım neler olacak. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. İlginç bir bölüm oldu. Çok heyecanlandım. Belki bir tane daha bölüm gelebilir ardına hemen. Neyse, takipte kalın, hoşça kalın, görüşürüz, bay bay. Sizi seviyorum, unutmayın. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız da lütfen abone olun yani, bir zahmet.